Tabii zatenlerin çok e, bilgisi ve bâhlamları dahilindedir ama bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Şimdi tabi sanat ve estetik e, benle nesne arasındaki ilişki, yani suje ile obje arasındaki ilişki, bu antik dönemde böyleydi, Rönesans'ta da böyle, e, aydınlanma çağı felsefesinde böyle, idealist felsefede böyle, Marksist felsefede de böyle. Her zaman için sanatta suje ve obje ilişkisi devam eder. Objeye güzel anlamındaki bir tavrı suje verir. Ve bütün estetik külliyat bu obje suje ilişkisi üzerine kuruludur. 30 yıldır bu dersi okuturuz. Ama çok ilginçtir. Birisi çıkıyor Anadolu topraklarından. Küçük yaşta gözlerini kaybediyor. Ama ruhunu ve yüreğini değil. Alıyor bağlamasını eline. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa diyor ve tüm estetik külliyatını ortaya koyduğu güzelliği kendi ruhuyla ötekinin anlamlaştırılmasında bulur. Ve fevkalede çok anlamlı bulduğum bir şeydir. Bizde bizim türkülerde de vardır böyle bir estetik değer. Bu sevgi anlamda, aşk anlamında, yüzeysel ve bu kavramın ifade ettiği anlamın çok ötesinde bir üzerinde. Çok ötesinde evet. Belki daha sonsuz ve sınırsız bir evrensel hı hı. değeri, kutsal bir değeri ifade etmek adına da anlamlandırmak için. ...yaklaşılabilir, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ben bunu söylerken... ...müellifi de dediği tam öyle değildir. Bizim orada <laughs> bir söz vardır. Çok da güzel değilsin. Sevdim seni bir kere. Tamamı da... ...sar beline beline kaytan yedi kere. Çok da değil, güzel değilsin. Sevdim seni bir kere. Eğer o sevmişsen... ...yani onu ötekileştirmeden ona bir değer yüklemişsen... ...uğruna çöllere düşülecek kişi bu muymuş diye mevzuna sorduklarında onun içerisindeki Leylasını işte kendi içerisinde yarattığı bir kimlikle idealize etmiş olduğu bir biçimsel anlatımla ortaya koyması ne anlama geliyorsa işte bizim belki doğu evet. kültür dünyasının sanat dünyasının böylesine zor polemik yaratılabileceği bir konuya yaklaşması ve net cevap vermesi de bu şekilde olabilir. Bunlar güzel şeyler sayın Bekir. Hani şairin dediği gibi. Kurulu yayından çıktım ok olur sana gelirim. Var olmak bu işe bıktım yok olur sana gelirim. Bir renginim ara yerde. Ölüm olmaz nara yerde. Kara sevdam kara yerde ak olur sana gelirim. Bir renginim seridirim içim kalkar gerinirim. Dalga dalga kırılırım çok olur sana gelirim, var olmak bir çabuk tım, yok olur sana gelirim. Yani burada karşındaki hiç ötekileştirmeden, başkalaştırmadan, Benim sen olma durumu, Onun içerisinde beni o sende görme anlayışı. Evet. İşte bu bu kutsal Anadolu topraklarının bin yıllık, birkaç bin yıllık bir tarihi süzgeç içerisinde gelen ortak bir duygu dünyasının belki Mustafa Kemal anlayışıyla yeniden şekillendirilerek Dünya net bir mesaj verme noktasında geldiği aşama budur.